Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Bu videoda 3-4-5 yayınları TET Matematik Soru Bankası'nda yolumuza devam edeceğiz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Tabii bu testin ilk sorusu çıkmış sınav sorusu olduğu için onu çözemiyorum biliyorsunuz. O yüzden ikinci soruyla yolumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki 4 işlem kutucuklarında herhangi iki kutu arasına o kutudaki sayılar ile hangi işlem yapılacağı gösterilmiştir. Bize bir örnek vermiş bak. Buradaki işlemin sonucu kime eşitmiş? 6'ya. Bize diyor ki tüm işlemler o ok günde ve soldan sağa doğru yapıldığında çıkan sonuç çember içine yazılıyormuş. Gerçekten de öyle mi bakalım? 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 4'te 4 ile 4'ü çarptım. Burası 16 geldi. 16 ile 2'yi topladım. 18 yaptı. E 18'i 3'e böldüm kaç geldi? 6 geldi. Gerçekten de doğru. O zaman ne yapacağız? İşlemleri soldan sağ yapacağız. İşlem önceliğini dikkate almayacağız. E ilk önce ne yaptık? A ile 7'yi topladık. Üzerine ne yaptım? Çıkan bu sonucu dikkat et 7 ile çarptım. Aman gidip 7 ile 7'yi çarpma. Çıkan sonucu 7 ile çarpmak zorundasın. Bak ben burada ne yaptım? 7'den 3'ü çıkarttım. Çıkan sonucu 4 ile çarptım. Haberin olsun. E bundan sonra ne yapacağız? Bu çıkan sonuçtan A'yı çıkartacağız. Ve üzerine çıkan bu sonucu ne yapacağım? 7'ye böleceğim. İşte çıkan sonuçta kaç gelmiş? 19 eşit gelmiş. E sen bunun paydasına gizli 1 olduğunu biliyorsun. Hemen işler işler yap. Bak şuradaki 7'yi içeri dağıtırsam. Soldan 7 çarpı A. Sağdan 49 geldi. Eksi A da sağdan gelmiş oldu. Hemen şurada 19 7'yi çarparsak. 63 elde var 6. Kaç gelecektir? 133 gelecektir. 7A'dan 1A çıktı. 6A kaldı. 49'u sağ tarafa atarsam eksi 49 geçti. O zaman hemen 133'ten de 49 çıkartırsak buradan bir 4 kaldı. Geriye 2 geldi. 84 gelmiş oldu. İki tarafı da 6'ya bölersek A değeri de 84 bölü 6'dan dolayı kaç gelmiş oldu? Dikkatli ol. 14 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 3. sorumuza. X, Y, Z neymiş? Birer tam sayımış. 3 tane bilgi vermiş. Buna göre hangileri doğru olabilir diye soruyor bana. Şimdi bir kere bilgilerden başlayalım. Ben x artı y'nin çift olduğunu biliyorum. Başka? Y artı z'nin tek olduğunu biliyorum. Ve bunların üçünün çarpımında çift olduğunu biliyorum. Buna göre x, y, z'nin tekliği çiftliği hakkında yorum yapmaya başlayacağız. Şimdi iki tane sayının toplamı çift olması için bunların ya teke tek olması lazım ya da çifte çift olması gerekiyor. E diyelim ki bunlar teke tek olsun. O zaman y sayısı tek gelmiş oldu. Tekle neyi toplarsam tek yapar? Çifte. Yani ben buradan ne anladım? X tek, y tek iken z'miz ne gelmiş oldu? Çift gelmiş oldu. Hatta bu ifadeler yukarı sağladı mı? Evet sağladı. O zaman x'e tek, y y'e tek, z'ye çift vermiş oldum. Peki x'e çift, y'e çift vermişken burası çift ise çiftle neyin toplamı tek yapar? Dikkat et. Tekin... O zaman z'mize tek gelmiş oldu. Yani x ve y sayısı çift iken z de tek gelmiş oldu. Hatta ben bunları çarparsam işlemin sonucu ne geliyor? Bak dikkat et çift gelmiş oluyor. İşte buradaki bilgiler ışığında hangileri doğru olabilir diye bakacağız. Hem x'in hem de z'nin çift olduğunu söylüyor. Var mı böyle bir durum? Hayır yok. O zaman birinci yargı doğru gelemez. Y çarpı z'nin tek olduğunu iddia ediyor. Y çarpı z'nin tek olması için hem Y'nin hem de Z'nin aynı anda tek olması lazım. Var mı elimizde şu an öyle bir durum? Hayır öyle bir durum yok. E bu durumda ikinci algıda gitti. X artı Z tek gelebilir mi? Evet gelebilir. Bak sen burada tekle çifti toplarsan tek yapar. Ya da çiftle teki toplarsan yine tek gelir. O zaman üçüncü algı doğru gelebilir. Cevabımız da Denizli ile yalnız 3 gelmiş oldu. Geldim dördüncü soruya. Asoriel diye bir şey tanımlamış. Neymiş bu? Birden büyük sayılar için sayısından büyük olmayan asal sayıların çarpımı denir. Ve şu sembolü gösterilir. O zaman 5 asoriel anlamı ne? 5'ten büyük olmayan dikkat et asal sayıların çarpımı. Bak 5'ten büyük olmayan demek ne demek? 5'li de alabilirsin demek. E ne gelecek o zaman? 5 çarpı 3 çarpı 2 gelecek. Peki bu durumda 8 asoriel'in anlamı ne? 8 dahil 8'den küçük olan asal sayı çarp demek. O zaman hangi sayılar gelecek? Dikkat et 7 gelebilir, 5 gelebilir, 3 gelebilir, 2 gelebilir. İşte bana diyor ki sen pay kısmına hangi sayıları yazarsan çıkan sonuç 1 gelir diyor. E şimdi şöyle düşünelim. Benim hangi az içinde buradaki asal sayıların çarpımı gelmeli ki çıkan sonuç 1 gelsin. Hatırla rasyonel bir ifadenin sonucunun 1 olması için payının ve paydasının aynı gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman şu anda bu A asurinin içerisinde şu çarpanlar gelmeli. Bak ben burada gitsem A'yı 7 alsam. 7 asoriyel demek ne demek? 7 dahil 7'den geriye doğru asalır çarp demek. Yani 7 ne gelecek? 5 gelecek. Ardından 3 gelecek ve 2 gelecek. Aynı geldi mi? Geldi. 8 daha alsam ne demek bu? Aynısı işte bunun gibi 7, 5, 3, 2 demek. Peki 9 asırı ile alsam bu ne demek? 9'dan geriye doğru asalları çarp demek. Yine 7, 5, 3, 2 gelecek. 10 asırı ile alsak ne gelecek? O da yine aynı şekilde 7, 5, 3, 2 gelecek. Fakat 11 asırı ile aldığım zaman işi işinde 11 de gireceği için ne olacak? Pay ve payda kısmı aynı gelmeyecek. O zaman sen buradaki a yerine 7, 8, 9 ve 10 sayılarını yazabilirsin. Benden de ne istiyor? A'nın alabileceği değerler toplamını istiyor. E bu durumda 10, 9 daha 19, 8 daha 27, 7 daha 34 geldi. Cevap da Denizli gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. Yine 5. soru çıkmış sınav sorusu. Onu atlıyoruz biliyorsunuz. Rakamları toplamına tam olarak bölünen sayılara harçlarsa istenir. Bir örnek vermiş. 4240'da rakamlar toplamı kaç yapıyor? 10 yapıyor. Tam bölündüğü için buradaki 4240 ne çıktı? Bir harşat sayısı çıktı. Hangisi bir harşat sayısı diye soruyor bana. E ne olması lazım? Sayının rakamlar toplamının tam bölünmesi lazım. A şıkkından başlayalım. 3, 3 daha 6, 2 daha 8. 233 sayısı 8'de tam bölünür mü? Hayır bölünmez. Bundan dolayı A sayısı A'daki sayı harşat sayısı olamaz. 321'de rakamları topla, kim gelecek? 6 gelecek. Sen 321'i 6'ya tam bölebilir misin? Hayır, bölemezsin. 6'nın çarpanları hatırla. 3 ve 2'yi de şu an elindeki sayının 2'ye tam bölmesi lazım. E bu 2'ye tam bölümediği için B de harşat olamaz. 402'nin rakamlar toplumu 6 gelecek. Peki 402 sayısı 6'ya tam bölünür mü? Evet bölünür. Hatırla, 6'ya tam bölme kuralı neydi? 3'e ve 2'ye tam bölünmesi gerekiyordu. Şu an elindeki sayı 2'ye tam bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Peki 3'e tam bölünüyor mu? Rakamlar toplamı 3'ün tam katı olduğu için 3'e de tam bölünüyor. O zaman buradaki sayı 6'ya tam bölündüğü için 402 bir harşat sayısı çıkmış oldu. Geldim 7. sorumuza. X, Y, Z birer rakammış. Böl vermiş. Buna göre hangileri doğru olabilir diye soruyor bana. Bir kere x, y, z rakamken sen rakamları kimden başladığını biliyorsun? Sıfırdan başladığını biliyorsun. Nerede bittiğini biliyorsun. 9'da bittiğini biliyorsun. Buna göre birinci yargı olabilir mi? Evet olabilir. Bak birinci yargı için ben gitsem x'e 4 versem Aynı şekilde y'ye 4 versem O zaman 4'ün 4'e oranı Bir eşit gelmeyecek mi? Gelecek. E Çıkan z sayısı da rakam olduğu için O zaman birinci yargı olabilir. Peki ikinci yargı olabilir mi? Evet o da olabilir. Ben gitsem mesela x'e 8 versem. Y'ye 4 rakamı versem. Şurada yerine yazdım bunları. E 8'in 4'e oranı kime eşit geldi? 2 eşit geldi. Çıkan sonuçta bir rakam çıktığı için o zaman x, y'den daha büyük geldi. İkinci yargı oldu. Peki x, y'den daha küçük olabilir mi? Evet olabilir. Nasıl olabilir? Ben burada gitsem x'e 0 versem. Y'ye burada gitsem herhangi bir rakamı versem. Sıfırın 2'ye oranı kime eşit gelecek? Sıfıra. Bak çıkan sonuçta rakam geldi mi? Evet geldi. E bundan dolayı x, y'den daha küçük geldi. Yani 3. ayda doğru oldu. Cevap da Eden'e gelmiş oldu. Evet geliyorum 8. ve testimizin son sorusuna. Aşağıdaki yoklama fişinde 4 derste bulunmayan öğrencilerin her biri iki basamaklı doğal sayıları ifade eden numaraları bize göstermiştir. Sınıf başkanı Mehmet, her derste olmayan kişilerin numaralarını topladığında bu toplamların iki ders için tek sayı, iki ders için ise çift sayı olduğunu görüyor. Ama tek sayı nerede, çift sayı nerede onu bilmiyoruz. Buna göre hangisi kesinlikle çift sayıdır diye soruyor bana. Şimdi ben de sana soruyorum. Elinde iki basamaklı veya üç basamaklı fark etmez. Herhangi bir sayı varken sen bunun tek veya çift olduğunu nereden karar veriyorsun? Tabii ki de birler basmağından. Bu soruda birler basmağı çok önemli. Bunu sakın unutma. Şimdi birinci ders için başlayalım. Birinci dersinde ne yapacağız? AB'yi başka 71'i CA'yı toplayacağız. İkinci derste AB ile kimi toplayacağım? CB'yi toplayacağım. Geldim üçüncü derse AA'yı ardından 97'yi ve kimi toplayacağız? 5B'yi toplayacağız. Ve son derste... A, C'yi, 71'i ve B, A'yı toplayacağız. Tekrar söylüyorum. Senin elindeki sayının tek veya çift olduğunu belirleyen basamak birler basamağı. O yüzden bu toplamın sonucunda birler basamağı tek gelse, şu toplamın sonucu tek gelmeyecek mi? Gelecek. Şimdi bak şöyle düşünelim. Ben birler basamağını toplasam, gitsem birler basamağına yazsam, o zaman şuradaki sayının bana tek veya çift olduğunu söyleyen ifade. Buradaki ifade olmayacak mı? Olacak. Bak buradaki birler basamağını topladım. Gittim birler basamağına yazdım. O zaman sen şu an bu B sayısını 2 ile çarptığın için kesinlikle burası çift gelmiş olmadı mı? Oldu. Yani ikinci dersteki sayıların toplamları kesinlikle çift geldi. Bu bir kere cepte. E gelsem buradaki birler basamağını toplayıp birler basamağını yazsam. A artı B artı 7 gelmeyecek mi? Gelecek. Aynı şekilde A ile C'yi topladım. Bir de üzerine 1 ekledim. Bana 1'e basam verdi. Şimdi bak şu iki ders çok önemli. Şimdi bu iki derste A artı B değerleri aynı ya. Şimdi bunu şöyle düşün. Ben burada A artı B'ye tek sayı versem. E birin zaten tek olduğunu biliyorum. Tek artı tek ne gelecek? Çift gelmiş olacak. Aynı şekilde A artı B'ye tek versem. 7'nin zaten tek olduğunu biliyorum. O zaman tek artı tekten bunun sonucu ne gelmiş olacak? Çift olmuş olacak. E böyle bir şey olamaz ki. Çünkü şu an 3 sınıfta çift gelmiş oldu. Oysa ki 2 sınıf çift, 2 sınıfın tek gelmiş olması lazım. E demek ki ben burada nerede hata yaptım? A artı B'ye tek vermiştim ya. Oysa ki burası neymiş? Çift bir sayı imiş. Burası çift, burası tek. Toplamları tek geldi. Burası çift, burası tek. Toplamları tek geldi. Yani birinci ders ve üçüncü derste de tek gelmiş oldu. O zaman anlıyorum ki buradaki toplamın ne gelmiş olması lazım? Çift gelmiş olması gerekiyor. E sen zaten şu an birin ne olduğunu biliyorsun? Tek olduğunu biliyorsun. Tekle neyi toplarsam işim cevap çift gelir. Tekin. E o zaman A artı C'de tek gelmiş oldu. Yani bu durumda ben neyi buldum? A artı B'nin bir kere çift olduğunu buldum. Aynı zamanda A artı C'nin de tek olduğunu bulmuş oldum. Buna göre ne yapacağım? ABC hakkında yorumlara başlayacağım. Şimdi iki sayının toplamı ne zaman çift gelir? Ya teke tek iken ya da çifte çift iken. E bu teke tekse o zaman A'mız tek geldi. Tek de neyin toplamı tek yapar? Çiftin. Yani A tek, B tek iken C çift gelmiş oldu. A çift, B çift iken burası çift gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman C'nin tek olması lazım. Yani A çift B çift iken C ne gelmiş oldu? Tek gelmiş oldu. Hangisi kesinlikle çifttir diye soruyor bana. A şıkkından başlayalım. B çarpı C. Bak sen burada B ile C'yi çarpsan. Tekle çiftin çarpımına geldi. Çift geldi. Burada B ile C'yi çarpsam. Çiftle tekin çarpımına geldi. Yine çift geldi. İki durumda da çıkan sonuç çift geldiği için kesinlikle çifttir diyorum. Bundan dolayı sorun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.